Değerli tarih dostları, hepinizi yeni bir derin tarih programından daha sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Değerli dostlar, bugün sizlerle son derece önemli olduğuna inandığı bir konu başlığını paylaşacağım. malum biliyorsunuz, geçen hafta ilk milli muharip uçağımız Kaan, yanımda da maketini görüyorsunuz, ilk uçuş testini gerçekleştirdi ve 5. nesil uçak olarak hem ülkemizi hem de dünyanın gündemine oturmayı başardı. Ancak ne yazık ki şunu belirtmemiz gerekir. Bizim bu noktaya gelmemizin arka planında Türk havacılık tarihinde ciddi bir tarihi geçmiş var ve bu geçmişin bir takım travmaları, acıları ve ızdırapları var. Yani bizim bu noktaya gelmemizi geciktiren ve asla kabul etmemiz mümkün olmayan bir takım özellikle Veci Hürkuş, Nuri Demirağ gibi havacılık tarihimizin kahramanlarının ifsad edildiği, önünün kesildiği, havacılık faaliyetlerimizin yok edilmeye çalışıldığı bir tarihi geçmişimiz var. Dolayısıyla biz sadece bir milli muharip uçağı yapmış olmadık, kanı uçurmuş olmakla aynı zamanda 100 yıllık ülkemizin gelişmesinin önüne konulmuş olan büyük bir bariyeri, suru delmiş, ve aşmış olduk. Milli ve bağımsız bir Türkiye inşası yolunda önemli bir adım atmış olduk. Dolayısıyla bu gerçeğin altını çizmek ve hakikatinin arka planını zihninizde inşa edebilmek adına böyle bir konu başlığı seçtik. Dikkatle izlemenizi ve mutlaka bu bilgi ve paylaştığımız delilleri etrafınızda da paylaşmayı ihmal etmemenizi tavsiye ediyorum. Evet dostlar, hemen konumuza geçelim. Türk havacılık tarihi dediğimiz zaman Türk havacılık tarihinin başlangıcı olarak 1909 yılına işaret ediyor tarihçiler. Neden? Çünkü ilk kez bu tarihte Türk havacılık tarihine ilişkin, başlanmasına ilişkin faaliyetlerin başlamasına ilişkin resmi yazı kaleme alınmış. Dolayısıyla bu tarih Osmanlı Devleti'nin son döneminde havacılık faaliyetlerimizin başladığını görüyoruz. Fakat e, ne yazık ki Osmanlı Devleti'nin son döneminin dünya savaşları, kaos, siyasi entrika ve darbeler ciddi bir havacılık faaliyeti gerçekleştirmemize imkan ve fırsat vermemiş. Bu faaliyetlerin hemen ilk başlangıcı olarak tanımlayabileceğimiz evre ise Cumhuriyetin erken evreleri diye tanımlayabileceğimiz veya Osmanlı'nın son dönemi diye tanımlayabileceğimiz o milli mücadele dönemi diye tanımlayabileceğimiz dönemin içerisinde gerçekleşiyor. Kendisi milli bir kahraman olan bugün hayat hikayesini anlatacağımız Vecihi Hürkuş'un faaliyetleri aynı zamanda bizim milli havacılık faaliyetlerimizin ayağa yere basan ete kemiğe bürünen evresinin başlamaya yüz tuttuğu dönem olarak tanımlayabiliriz. Vecihi Hürkuş kimdir? Kendisi havacılık eğitimi almıştır. Nihayetinde dostlar kendisi Kafkas cephesinde e, havacı olarak uçağıyla görev yapmış Birinci Dünya Savaşı'nda. Fakat kendisi bu cephedeki mücadele sırasında uçağı Ruslar tarafından düşürülmüş. Uçağı düşürdüğünce dostlar kendisi de Ruslara esir düşmüş. Hazar Denizi'ndeki Margin Adası'nda esaret altına alınmış. Ruslara esir düşmüş orada. Fakat Beci Hürkuş bu adadan tam dört kere firar teşebbüsünde bulunmuş. Bu dört teşebbüsün dördüncüsünde firar etmeyi başarmış ve sonunda tam dört aylık bir yürüyüşten sonra, yaya bir yürüyüşten sonra ülkesine ve özgürlüğüne yeniden kavuşmuş. Ülkesine geldikten sonra da dostlar Veci Hürkuş, milli mücadele süresinde özellikle Batı cephesinde muharebenin hemen her aşamasında havacı olarak faaliyet göstermiş istihavadan istihbarat sağlamaya çalışmış. Dolayısıyla bu evreyi son derece hareketli ve dinamik bir şekilde geçirmiş ve cühürkuş. Fakat savaştan sonra da yeteneklerini ve kabiliyetlerini ülkesinin menfaat ve çıkarlar adına ortaya koyabilmek harekete geçirebilmek adına ciddi bir e, dinamizm ortaya koyduğuna tanık oluyoruz. Kendisi dostlar 1923 yılında, Avrupa'daki havacılık faaliyetlerini incelemek üzere Avrupa'ya bir seyahate gidiyor. Orada Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya'da incelemelerde bulunuyor. Bu incelemelerden sonrasında onların yaptığı uçakların teknik yapısı, fiziki yapısına ilişkin elde ettiği bilgiler sonrasında şu kanaate varıyor. Ben kendi ülkemde bu uçağı inşa edebilirim. Ben ülkemin havacılığının uçaklarının altyapısını oluşturabilirim düşüncesi oluşuyor. Nihayetinde dostlar, Kurtuluş Savaşı yıllarında esir alınmış, düşürülmüş olan bir Yunan uçağının motorunu da kullanarak 1925 yılında ilk kendi uçağını inşa etmeyi başarıyor. Bu uçağını inşa ettikten sonra devletten uçuş izni istiyor. Bu uçağı test uçuşunu yapmak için izin istiyor. Fakat ne hikmetse, bir türlü bu başvurusuna cevap alamıyor. Alamayınca artık dayanamamış kendisi kendi kafasından uçağını uçurmuş. Başarıyla da bu uçuşu gerçekleştirmiş. Ancak izin almadan bu uçuşu yaptığı için dostlar kendisine bırakın mükafat vermek, ödüllendirmek Türkiye'ye böyle bir şey kazandırdığı için tam 15 gün hapis cezası, disiplin cezası verilmiş. Dolayısıyla Vecihurkuş ilk hayal kırıklığını burada yaşıyor ama bundan sonra daha yaşayacağı sürprizler karşısında bunun hiçbir adı bile olamaz. Evet, emin olun anlattıklarım karşısında siz de böyle parmaklarınızı ısıracaksınız. Olamaz bu ülkede bunlar yaşandı mı diyeceksiniz ama yakın tarihimizin, cumhuriyet tarihimizin ilk evresine ilişkin inanılmaz hikayeler var. Bugün burada bunları sizlere paylaşacağım. Evet, Dostlar 1930 yılı sonuçta vazgeçmiyor ve Yurkuş müthiş bir heyecana sahip Kadıköy'de kiraladığı bir kereste deposunda orada dostlar e, yurt dışından getirdiği bir motoru da kullanarak ilk uçağını Vecihi 14'ü bizatihi kendisi imal ediyor. Yönetmenimden rica ediyorum bir numaralı resim Vecihi 14 o, o uçaktır dostlar ilk uçağını inşa etmiş yeniden. Ve göster uçuşları yapmaya başlamış. Sonra dostlar bu uçakla beraber Ankara'ya kadar da uçuş gerçekleştirmiş bakın. İstanbul'dan Ankara'ya kadar da uçmuş. Dolayısıyla Ankara'ya geldikten sonra da uçağının test edilip kendisine uçuş izni verilmesini istemiş devletten. Fakat veci Hürkuş bir kere daha hayal kırıklığı yaşayacak. Devlet demiş ki her ne kadar bu uçak İstanbul'dan Ankara'ya uçarak Uçma kabiliyetinin olduğunu kanıtlamış olsa da bizim bu uçağın aerodinamik özelliklerini test edebilecek yeterli araçlara sahip olmamızdan dolayı size uçuş izni veremeyiz demiş. Ve uçak uçuş izni vermemişler. Evet ülke uçak yapıyor uçak yapabileceğini gösteriyor kanıtlıyor. Ama yok diyor. Biz olamaz. Bu test, test bir takım testleri yapamadığımız için size bu izni veremeyeceğiz diyorlar. Evet ve yurkuş bir kere daha dostlar e, hayal kırıklığı yaşamış. Sonra kendisi bir tayyare mektebi açmış. Burada ülkeye pilotlar yetiştirmek istemiş. Uçuş yeteneklerine kabiliyetlerine sahip pilotlar yetiştirmek istemiş. 1932 yılında fakat bir kere daha hayal kırıklığına uğramış. 1934 yılında devlet bir karar alarak o okulu kapatmış. Demiş ki bu ülkede eğer pilot yetiştirilecekse onu biz yetiştiririz. Sen bu işlere karışma demiş ve okulunu kapatmış. Evet. Ee, daha sonra dostlar 1937 Vecihi Almanya'ya gitmiş. Almanya'da bir havacılık uçak mühendisliği eğitimi almak üzere gitmiş. Ki o zamanlar bu konuda en gelişmiş ülke. Orada 4 yıllık bir okulu ki kendisi son derece zeki ve bu konuda altyapısı zihin arka planı da var. Zaten daha önce uçak inşa etmiş bir adam. Dolayısıyla bu okulu 2 yılda tamamlamış. Bitirmiş, diplomasını almış, Türkiye'ye gelmiş. Fakat vecihi bir kere daha büyük bir dramla karşılaşır. Ülkesi demiş ki Dört yıllık bir okulu sen nasıl iki yılda bitirdin? Olmaz böyle bir şey demiş. Her ne kadar Almanya sana bir diploma verdiyse de demiş, biz bunu tasdik etmiyoruz ve onaylamıyoruz. Dört yıla tamamlaman gerekirdi demiş ve diplomasını tanımamış. Yani sen uçak mühendisi olamazsın demiş. Adam uçak inşa ediyor. Uçak teknolojisinin en gelişmiş olan ülkesinden diploma alıp geliyor. Yok yok diyorlar. Sen olamazsın, sen yapamazsın. Bu, bu işte bir... Bizim standartlarımıza uymuyor diyor. Ülkenin standartları o kadar büyük ki bir tür vecihi oraya ulaşamıyor. Sonra vecihi mahkemeye gitmiş. Mahkemeden mühendisliğini tasdik ettirmeyi başarmış. Sonuçta yine tapu gibi dünyanın havacılık teknolojisinde en gelişmiş ülkesinin diploması var. Mahkemeden karar aldırmış. Ve mühendisliğini onaylatmış. Fakat bu sefer buna öfkelenen devlet sen nasıl bizi mahkemede haksız çıkarırsın diyerek veci hürkuşu hiçbir şekilde havacılık faaliyeti yapamayacağı Van'a sürgün etmiş. Orada sürgün hayatı yaşamış. Evet. Vecihi'nin dramı de devam ediyor. Bitmedi. Yıl 1952 dostlar kendisi İngiltere'den bir uçak satın almış. Artık Türkiye'de bir uçak inşa etmenin mümkün olmadığını görüyor. İngiltere'den bir uçak alıyor. Bununla bir takım reklam hizmetleri yapıyor. Broşürler dağıtıyor. Pankartlar sergiliyor vesaire. Fakat daha önemlisi 1954 yılında en büyük atılımını yapıyor. Bankalardan kredi çekiyor ve devlet hava yollarında hizmet dışı kalmış olan 8 tane uçağı o krediyle satın alarak hürkuş özel hava yolları şirketini kuruyor. Ve devlet hava yollarından da bu uçakların uçuşa hazır olduğu güvencesi ve teminatıyla satın alıyor. Yani devletin bizzat hava yolları bu uçakların uçuş yapabileceği hazır olduğuna dair belge alıyor. Fakat yine karşısına büyük bir duvar eriliyor. Bu şirketin uçakların uçuşu için izin istediği zaman devlet diyor ki olmaz diyor. Bu uçakların revizyona ihtiyacı var. Yani gözden geçirip incelenip güncellenmesi lazım. Bu yüzden izin veremeyiz diyor. Vecihi tamam diyor. Ben uçak mühendisiyim. Bunu ben yapabilirim. Madem öyle bir şey ihtiyaç var. Ben gerekeni yapayım diyor. Hayır diyor. Sen yapamazsın. Sana bu konuda izin vermiyoruz. Başkası yapması lazım diyorlar. Vecihin dostlar uçuş iznine erişmesini engelliyorlar. Vecihi bütün bu engellere rağmen yılmıyor. Dönemin başbakanı Adnan Menderes'e ulaşıyor. Bakın diyor, şirket kurdum, uçaklar aldım. Ülke adına özel uçuş yapabilecek bir filo oluşturdum diyor. Adnan Menderes'in araya girmesiyle dostlar nihayet bu uçuş filosu faaliyete geçiyor. Fakat çok kısa zamanda bu fiş firma o kadar büyük rağbet görüyor. O kadar büyük talep görüyor ki Devlet Hava Yolları kendisine rakip olan ve bu kadar başarı gösteren bir firmaya asla razı olamayacak. Ve sonuçta dostlar bu uçaklardan birisinin Bursa'ya gittiği zaman Bursa'da bir futbol maçı sırasında stadyumun üzerinden alçak uçuş yapıp seyircileri ürküttüğü, onlara korku verdiği gerekçesiyle şirketi dava ediyor. Ve yolcu taşıma izninin iptal edilmesini sağlıyor. Böylelikle Vecihi'nin özel uçuş firması, hürkuş özel uçuş bir şirketi uçuş izinleri iptal ediliyor. Evet, bu durumda artık yapacak bir şey yok. Yolcu taşıyamayacak. Ne yapıyor? Tercüman gazetesi sahibi Cihan Baba'nın isteğiyle onun gazetelerini dağıtıyor. Yine reklam faaliyetleri yapıyor. Ama tabii bankadan dostlar kredi çekmiş. Çok borçlanmış. Böyle bir faaliyetle borçlarını ödemesi kredi borcunu kapatması mümkün değil. Bir de üstüne üstlük sabotajlar da karşılaşıyor. Havaalanındaki uçaklarından bazıları kaçırılıyor, çalınıyor. Bir de bu arada birisi de kaza yapınca dostlar vecihi artık dayanamaz, tahammül edemez duruma geliyor. Banka Kredi borçlarını ödeyemeyecek duruma düşen vecihinin uçaklarını el koyuyor ve hatta vecihinin maaşına dahi dostlar haciz geliyor. Böylelikle vecihi bütün bu aşkına, ülkesine uçuş heyecanına, yeteneklerine rağmen ülkesinde karşı hiçbir faaliyet, ülkesine hiçbir katkı sağlayamadan üstelik de kendisi maaşına dahi el konulmuş bir şekilde fakir ve yoksul imkansızlık içerisinde hayatını tamamlamak zorunda kalıyor. 1969 yılında vefatıyla beraber bu dram dolu hayat hikayesi sona eriyor. Evet yönetmenim görselleri gösterdi ve cihir kuşla ilgili faaliyetleri ve uçaklarına ilişkin. Gerçekten o döneme ilişkin bunlar dostlar ve bu yaptığı şeyler inanılması zor. Tek başına büyük bir inanç ve kararlılıkla büyük mücadele örneği göstermiş. Efsane bir şahsiyet olarak belki o günün Türkiye'sinde değer ve kıymet görmemiş olabilir ama bizim gönlümüzdeki yeri müstesna ve özeldir. Nihayet bugün insansız hava uçaklarımızdan birisine onun adı verildi malum biliyorsunuz. Türk Havacılık tarihinin dramları bundan mı ibaret? Tabii ki değil. Daha geliyoruz, yolun başındayız. Bir de Nuri Demirav var. Nuri Demirağ da hemen hemen vecihiyle aynı dönemde yaşıyor. Ve o dönem Türkiye'sinin en önemli, zengin, varlıklı iş adamlarından birisi kendisi. Ve aynen kendisi şöyle söylüyor. Benden diyor ülkem ve millet için hizmet isteniyorsa, bu ülkeye bir katkı sağlamam isteniyorsa diyor, ben bu ülke için öyle böyle değil, en mükemmeli ve en iyisini yapmalıyım diyor. Madem ki bir millet tayyaresiz yapamaz, yaşayamaz. Öyleyse yaşama vasıtasının başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben uçakların fabrikasını yapacağım ve bu ülkeyi uçak inşa edeceğim diyor. Fabrikayı uçak üreteceğim diyor. Yani bu kadar inançlı ve ülkesine hizmet konusunda servetini, imkanlarını seferber etmeye kararlı bir iş adamı. Ve nihayetinde dostlar 1933 yılında Vecihi'nin uçak yapmaya çalıştığını görüyor. Ona 5 bin lira dostlar hibe yaparak Vecihi 16 uçağını yapmasına da katkı sağlanmış. Vecihi Hürkuş'un uçaklarından birisini o filansa etmiş nihayetinde. Nihayetinde 1936 yılında görsellerimizde de göreceksiniz. Nuri Demirağ dostlar ilk uçak fabrikasını kuruyor. Bir şubesini memleketi Divri'de kurmuş. Sonra... Denebe Atölyesi olarak Çekoslovakya ile anlaşmış. Sonra da dostlar kendisi e, bugün Yeşilköy'deki Elmaspaşa çiftliğini satın alarak orada fabrika inşa etmiş. Bu fabrikada tamir atölyesi kurmuş. Ondan sonra hangarlar kurmuş. Uçuş sahası inşa etmiş. Hatta yetmemiş bir de Gökokulu adı altında pilot yetiştirecek bir okul kurmuş Nuri Demir Ağa. Yani tam mükemmel dört dörtlük bir tesis inşa etmiş havacılığa dair. Evet 1936 yılında da ilk tek motorlu kendi adıyla anılan görsellerde göreceksiniz onu Nu D38 modeli uçak inşa edilir. Evet daha sonra dostlar iki yıl sonra 1938'de de Nu D38 6 kişilik yolcu uçağı inşa edilir. Ve Nude 38 dostlar o zamanın dünyasında birinci sınıf A sınıfı bir uçak olarak uluslararası sertifika alır ve tanımlanır. Ve dünyadan değişik ülkelerden talep oluşmaya başlar. Bize de satın, biz bu uçaklardan satın almak istiyoruz diyen müşteriler ortaya çıkar. Uçak bir anda kendisini gösterir ve Nuri Demirağ'ın faaliyetleri bir anda ülkede böyle yıldız gibi parlar. Ama ne yazık ki Nuri Demirada dostlar vecihinin uğradığı o nakıs kaderden o da kendisini kurtarmayacaktır. İlk önce Türk Hava Kurumu Nuri Demirağ'ın inşa ettiği bu uçaklarda müşteri olur. Bu uçaklardan biz alacağız der. Bu uçaklardan müşteri olur. Nihayetinde dostlar bu uçak İstanbul'dan kalkar Eskişehir'e kadar uçaklar uçarlar. İstanbul'da da testleri yapılır. Eskişehir'e kadar da uçarlar. Ve burada Türk Hava Kurumu'na teslim edilir. 24 tane uçak. Türk Hava Kurumu orada der ki Eskişehir'de her ne kadar bu uçaklar test edildi, İstanbul'dan da Eskişehir'e kadar uçtu ama ben der her halükarda ben burada bir kere daha test edilmesini istiyorum der. Uçuşunu görmek istiyorum der. Tamam derler. Nihayetinde bir Reşit Alan adlı bir pilota görev verilir. Uçağı uçurur. Fakat Reşit Alan tam iniş yapacağı sırada uçak pistinin etrafına piste hayvanlar girmesin diye uçağın etrafına büyük hendekler kazmışlar. Bu hendekleri fark etmez pilot. Ve hendeklerden birine çarpar ve uçak kırıma uğrar. Pilot da şehit olur. Bir anda Türk Hava Kurumu bu kazayı bahane ederek bakın uçağın hiçbir arızası yok, uçağın hiçbir hatası yok. Sadece havalan etrafında habersiz kazılmış hendeklerden dolayı bu kaza oluşmuştur. Ama buna rağmen der ki uçak kaza yaptı ben bunu kabul etmiyorum diyerek tüm siparişlerini iptal eder. Nuri Demir'e mahkemeye gider. Olmaz der. Beni zarar uğrattınız. Bu kadar uçak ürettirdiniz bana. Ama ne yazık ki mahkeme Türk Hava Kurumu'nu haklı görür. Ve böyle Nuri Demir Ağa büyük bir zarar uğratılır. Yetmez. Daha kötüsü dostlar. Nuri Demir Ağa, yurt dışına uçak satma yasağı getirilir. Bu uçaklar hiçbir ülkeye satamazsın diyerek kendisine ambargo uygulanır. Böylelikle kendisi çok büyük bir zararı uğratılır. Uçakları yurt içinde satamıyorsunuz. Yurt içindeki en büyük hava korumu da satın almıyor. Hatta sipariş ettiği uçakları dahi almıyor. Düşünün ne yapacaksınız artık bu uçaklarla siz? En son Nuri Demira tüm iyi niyetiyle bu uçaklarla pilotlar yetiştirmiyor. Onların eğitim için kullanır. Hatta pilotlara o gün için 150 şer liralık burs vererek o pilotları da kendi cebinden harçlıklarını finanse eder kurslarını. Bu kadar iyi niyetli bir insandır. Ama o günün şartlarında tam bir buçuk milyon lira düşünün o gün o yıllar için bir buçuk milyon lira yatırım yapan Nuri Demira bu engellemeler karşısında iflastan kurtulamaz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin o günün en değerli milli bir kimliği olan zengin şahsiyetlerinden birisi ülkesi için tüm fedakarlık ve özverilerine rağmen büyük bir zarar uğratılır ve iflasa sürüklenir. Evet. Şimdi görüyorsunuz gazeteyi. Nuri Demir Ağa'nın bu ürettiği uçağı Amerikalı mühendisler gelip incelemişler. Türk Hava Kurumu bunu beğenmiyor. Diyor ki ben bu uçak kaza yaptı. inerken olmaz kabul etmediğim dediği uçak. Amerikalı mühendisler diyor ki Türklerin zeka ve tekniğine hayran kaldım. Türk Uçakların kabiliyet ve yetenekleri karşısında Amerikalılar ağzı açık kalıyor. Ama Türk Hava Kurumu Beğenmiyor, olmaz diyor böyle bir şey. Ben almıyorum bıçaklar diyor. Hadi almadın, yurt dışında satmana da izin vermeyeceğim diyor. Yani burada ciddi bir kasıt var. Yurt dışından siparişlere dair haberler, manşet oluyor gazetelerde. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler, dostlar karşısında devlet, ne yazık ki bu yatırımcılarının, iyi niyetli iş adamlarının yanında olmak şöyle dursun, onları iflasa ve felakete sürüyen diyen bir politika izliyor. Evet, şimdi ben bu olaylara ilişkin, gelişmelere ilişkin bir anekdot anlatacağım. Nuri Demira tam fabrikalarda uçaklarını üretmeye başladığı zaman o günün devlet başkanı İsmet İnönü uçakların üretildiği fabrikaları ve tesisleri gezmeye, incelemeye geliyor. Yanında bir ekiple beraber testler güzelce inceliyor hepsini. Hayran kalıyor herkes. Sonra Nuri Demirhan'ın yanına geliyorlar. Ve İsmet İnönü Nuri Bey'e aynen şunu söylüyor. Nuri Bey siz bu faaliyetleri özel olarak kendi şahsınızla yapıyorsunuz. Özel olarak gayretlerinizle yapıyorsunuz. Neden devletle işbirliği yapmayı düşünmüyorsunuz? Denemiyorsunuz diyor. Nuri Demirhan'a aynen şu cevap veriyor. Sayın Başkanım diyor. Ben bunu çok istedim, uğraştım ama başaramadım. Çünkü devlet adamları her girişimimde benden çok yüksek meblalarda rüşvet istediler. Ve rüşvetlerde baş edemedim. O yüzden kendim yapmak zorunda kaldım diyor. Fakat bu cevaba İsmet İnönü çok bozuluyor. Ve bunu bana kanıtlayabilir misiniz diyor. Evet diyor. Elimde belgeleri var diyor. Delilleri var diyor. Rüşvete dair diyor. Gösterin bana diyor. Nuri Demir ağa kalkıyor dostlar. Çalışma odasına gidiyor. Bu konunun belgelerini ve bilgilerini başkana göstermek için onları almaya gidiyor. Fakat orada İsmet İnönü yanındaki heyete aynen şunu söylüyor. Zenginliği bunun başını döndürmüş. Bunun çok havaya kalkmış. Havaalanına hemen istimlak edin, uçaklarına da sattırmayın, el koyun. Nuri Demir odaya geldiğinde İsmet İnönü yüzüne dahi bakmadan o getirdiği belgelerde incelemeden çıkıp gidiyor. Nuri Demir şaşırıyor. Ne olduğunu anlamıyor. Tabii bir süre sonra anlayacak. Kendisi için bir felaket kararının orada alındığını sonradan fark edecek. Nuri Demir bu dönemde dostlar yine Erzincan'da çok büyük bir deprem olmuş. Bu deprem sırasında halka yardım edilmesi için Bugün Büyük Millet Meclisi'nin olduğu araziler içerisindeki 5 dönümlük arazisini devlete bağışlamış. Alın demiş bu arazinin geliriyle satışıyla Erzincan'daki deprem felaketine uğramış olan vatandaşlarımıza yardım edin demiş. Bu arazi dostlar satılmış sonra onun parası ve geliriyle kendilerine Ankara'da Saracoğlu Mahallesi'nde lojman inşa etmiş devlet adamları. Evet. Yani durum bu. Evet. Nuri Demirağ dostlar iflas ettirildi. Ülkesine küstürüldü ve bütün ihyeti, sabbiyete rağmen bu ülkenin gelişimine katkıda bulunmasına fırsat verilmedi. Bunun yerine devlet başka yollara tevessül etti. Başka zenginler üretti. Oraya girmiyorum. Evet, geliyoruz Türk havacılık tarihimizin bir başka aşaması Tom Taş. Tom Taş Birinci, i̇kinci Dünya Savaşından önce, Birinci Dünya Savaşından sonra Almanlarla yaptığımız bir anlaşma ile 1931'de dostlar Kayseri'de kurduğumuz bir uçak fabrikası, burada bu uçak fabrikası kuruluyor ve Almanlarla işbirliği halinde uçak inşa edilmek isteniyor. İlk 6 tane 1934'te ilk 6 uçak üretilmiş, sonra bu uçaklar ülkenin değişik şehirlerine dağıtılmış, gönderilmiş ve dolayısıyla Almanya'dan da bu arada bir takım uçaklar satın alınmış ve ilk uçak filomuz bu şekilde oluşturulmaya çalışılmış. Dolayısıyla dostlar bu arada bu uçaklardan tam 50 tanesi Kayseri Havaalanı'na nakledilmiş. Alman uçaklar var, Tomtaş'ta üretilen uçaklar var. Yabancı lisansıyla da olsa uçak üretilmiş yani ülkemizde o dönemde ve bunlardan 50 tanesi Kayseri Havaalanı'nda. Fakat dostlar ne yazık ki bu uçak faaliyetimizin de kaderi diğerlerinden farklı olmamış. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış olan elinde çok fazla deforme olmuş, yıpranmış, e, uçuş ömrünü tamamlamış ve teknolojisi eskimiş olan uçaklar bulunan Amerika Birleşik Devletleri Marshall yardımı çerçevesi içerisinde bizim gibi kendince müttefik diye tanımladığı bir takım ülkelere bu uçakları tabiri caizse kakalamaya çalışmış. Bu uçakları size vereceğim demiş. Bedava vereceğim demiş. Hatta şunu söylüyor. Siz niye uçak üretiyorsunuz orada fabrika kuruyorsunuz ki demiş. Kapatın onları. Kendi uçaklarınızı da tedavülden kaldırın. Ben size bedava vereceğim. Size ücretsiz vereceğim. Ne demişler. Biz buna bir sürü para ödüyoruz. Finansman ayırıyoruz. Zaten imkanlarımız kıt. Bizim yöneticilerde ufuksuz ve vizyonsuz yöneticilerimiz. Sonuçta Amerika'nın bu tekliflerini kabul etmişler ve dostlar ne yapmışlar biliyor musunuz? Amerika'nın teklifi üzerine Almanya'dan getirdikleri uçakları aynen şimdi resimde görüyorsunuz. Büyük kepçelerde hen çukurlar kazanarak bu uçaklardan tam 50 tanesini Kayseri eski havaalanı alanında toprağın altına gömmüşler. Bu uçaklar gömülmüş, üstü kapatılmış. Onun yerine Amerika'nın gönderdiği o hurda uçaklara talip olunmuş. Sonuçta bu uçaklar dostlar Amerika'nın bize bedava diye gönderdiği uçaklar. Bakım, onarım, yedek parçaları nedeniyle bir uçağın imal edilmesinin maliyetinden daha pahalı fiyatlara mal olmuş. Amerika bunun karşılığını fazlasıyla almış bizde. Üstüne üstlük daha da kötüsünü söyleyeceğim. 1974 yılı Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye savaşa giriyor. Amerika demiş ki benim size verdiğim uçakları kullanamazsınız. Buna izin veremem. Ve hiçbir şekilde teknik destek vermeyeceğim, yedek parça vermeyeceğim. Tabir bakır ve onların, onların faaliyetleri göstermeyeceğim diyor. Ve Türkiye bir anda elindeki uçaklar savaş zamanı işine de yaramaz duruma düşmüş. Ne yapmışlar askerlerimiz, havacılarımız? Uçakların yarısını uçurmuş. Yarısını da onların bakım için diğer uçakları parçalayarak onun parçalarını uçurduğu uçaklar için kullanarak durumu idare etmeye çalışmışlar. Durum tam bir rezalet. Yani ülkemiz bir büyük dramı da bu şekilde tom taş faaliyetiyle yaşamış ve bu olayda tom taş faaliyeti de nihayetinde büyük bir hüsranla sonuçlanmış. İşte size başından anlatmak istediğim şey buydu. Bizim milli muharip uçağımız Kaan neden bu kadar önemli ve değerli? Yüz yıllık bize yapılan engellemeler, sapotajlar ve ihanetlere rağmen bugün bizim 5. nesil bir uçak üretebilmiş olmamızın anlam ve değeri neden büyük? Onun için anlattım. Bu hikayeyi bilmeyenler bugün Uçak hakkında yok kuyruğu şöyleydi, yok uçuş takımları havadaydı, bilmem işte kanadı da böyleydi vesaire vesaire laf ediyorlar. Biz sadece bir uçak uçurmadık. Milli Muharip Uçağımız Kaan sadece bir uçak değil, bizim 100 yıllık ihanet, sabotaj, engelleme, baskıt, tehditlere karşı baş kaldırımızın neticesini verdiği en önemli bağımsızlık hamlelerimizden biridir. Nihayetinde biz kendi uçağımızı inşa ettik ve uçurmayı başardık. Hem de devlet iradesiyle. Bu çok önemli. Eskiden şahıslar bunu yapmaya çalışıyordu, devlet engel oluyordu. Şimdi devlet yapıyor. Ha diyeceksiniz ki şahıslardan buna muhalefet edenler var. Kim onlar biliyor musunuz? Veci hür Hürkuş'a engel olanlar. Nuri Demirağ'ı iflas ettirenler bugün bu uçağa bahane bulup bu milletin milli gururlarını zedelemeye çalışanlar aynı zihniyet. Aynı millet, aynı ırk ve soyun mensubu olan kişilerdir. Evet. Şimdi bu kişiler kim? Resim 16'yı rica ediyorum yönetmenimden. Bayrak evet. Bakın bu resim dostlar bizim için bu manşet, gazete manşeti ne ifade ediyor? Bakın bir gazete manşeti. Diyor ki Anıt kabirin bayrak direği ipini artık biz yapıyoruz. Muhteşem bir teknolojik gelişme, başarı. Artık anıt kabirdeki göndere çekilen bayrağın ipini biz imal etmeyi başardık diyenler. İp imal etmekle övünen, gurur duyan ve millete bunu pazarlamaya çalışanlar bugün tağın üretilmesine karşı gurur duyamayan ...onla iftihar edemeyenler de aynı nesil. Nuri Demirağ'ı iflas ettiren veci hür kuşu ömür boyu ızdıraplara gark edenler de aynı nesil dostlar. Bu ülkede ip üretmekten daha öte bir teknoloji geliştiremeyenler bugün milli muharip uçağımıza laf söyleyen kişiler. Bunu da sizin vicdanınıza havale ediyorum. Şimdi dostlar milli muharip uçağımız Kaan hakkında da bilgi vereceğim birazcık. Ben teknik anlamda bu konuların uzmanı olmama karşın basit anlamda anladığım ve gördüğüm bir şey var ki Kaan sadece bir uçak değil. Sadece bir muharip uçağı olmanın ötesinde bir teknoloji. Gerçekten iftihar etmemiz gereken bir dostlar donanımı üzerinde taşıyor. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Peki Kaan nasıl bir uçak? Bakın dostlar şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu bir 5. nesil uçak. Bu çok önemli. Ve bu uçak dostlar ilk kararı 2011'de alınmış, 2013'te faaliyete başlanmış. Ve bugün uçağın seri üretim için belirlenen tarih 2028. Bundan şunu anlıyoruz. Bu uçağın e, topu topu karar verilmesi, ilk inşasına başlanmasıyla seri üretim arasında 15 yıllık bir süreç var. Bugün dünyada pek çok ülke var, Mil 5. nesil uçak üretmek için çabalayan 15 yıl içinde bunu başarmak emin olun mucizevi bir hamle. Müthiş bir irade. Müthiş bir başarı. Ve hala pek çok ülke bunu başaramadı. Buna işaret etmek istiyorum. Öncelikle süre olarak bir kere muhteşem bir başarı. Bu, sürede, bu kadar sürede başarmış olmaları. Bir diğer konu. Uçağımızın çok son derece önemli özellikleri var bakın. Bir, uzunluğu 24 metre, genişliği 14 metre olan bir uçak. Yani bundan önceki uçakların muadiline göre daha geniş ve kapasiteli bir uçak. Ee, bünyesi, fiziki yapısı daha iri bir uçak. Süper seyir yeteneklerine sahip. Süper seyir yeteneği ne demek? Yani yakıttan tasarruf ediyor demek. Bu yani biz burada yakıttan tasarruf ediyor derken bütçemizi kastediyoruz. Hayır. Yakıttan tasarruf ediyor olması uçağın son derece uzun menzilli hareket edebilme kabiliyetine sahip olduğunu göstermesi açısından önemli. Ne kadar az yakıt kullanıyorsa o kadar uzun süreli bir mesafeli uçuş gerçekleştirebiliyor. En önemli özelliği 5. nesil denilmesinin sebebi de bu. Dostlar nedir o? Gördüğünüz gibi hiçbir mühimmat, açıkta mühimmat yesi yok. Bütün mühimmatları şu gördüğünüz altındaki kanallar var ya, şurada görüyorsunuz delikler, Buralar mühimmatın yerleştirildiği noktalar. Gizli olması. Ha neden gizli? Çünkü radar görünürlüğü olmaması gerekiyor. Mühimmat eğer diğer uçaklarda olduğu gibi kanat ve gövdenin altına yerleştirilirse bu radar görünürlüğü sağlar. Bundan dolayı görünürlüğü sağlamamak için bu şekilde içine kanallar, kapsüller yapılmış. Bu da uçağın 5. nesil olmasının en önemli gerekçesi. 40 bin irtifaya kadar yükselip vazife yapabiliyor ama şartlar zorladığı zaman 55 bin irtifaya kadar çıkabiliyor. Kendisi için F110 motoru kullanılmış. Bugün F16'ların kullanılan motoruyla aynı. Fakat ülkemizde motor konusunda büyük bir hamle ve çalışma var. 2028 yılına kadar dostlar inşallah milli motorumuzla uçmayı başaracak. Milli motorumuz o zamana kadar seri üretimine yetiştirilmiş olacağını iddia ediyorlar. Bu konuda TUSAŞ'ın son derece kararlı açıklamaları var. Evet bu uçağımız dostlar dedik ya sadece bir uçaktan ibaret değil. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü şimdiye kadar üretmiş olduğumuz insansız hava araçları. Hangileri bunlar? Hürkuş var, Anka 3 var, sonra Kızıl Elma var, Vecihi'nin hatırasına onun ismiyle inşa edilmiş olan Hürjet var. Bu insansız hava uçaklarımızın tamamı bu uçaktaki pilot tarafından kontrol edilip sevk edilebilecek. Dolayısıyla Kaan aynı zamanda onlarla beraber havalanıp göreve gidiyor. Yani istediği kadar etrafında ne kadar hürjete ne kadar anka 3'e ne kadar dostlar kızıl elmaya ihtiyaç varsa onları alıyor. Filo olarak onlarla beraber hareket ediyor. Onları komuta ederek onları görev ve sevkte bulunuyor. Kendisi gerçekten bir kağanlık yapıyor hani havada. Emir ve komuta zinciri kurarak onları sevk idare ederek bizzat kendisi değil. Hangisine hangi göreve ihtiyaç varsa onları göreve sevk ederek onları göreve gönderiyor. Dolayısıyla her bir kanın kızıl elma, hürjet ve Anka 3'ten oluşan bir filosu olacak. O filolarla beraber hareket edecek, onları komuta ederek sevk ve idare yaparak havada faaliyet gösterecek. Dolayısıyla düşmanın bu anlamda dostlar kana ulaşması, ona dokunması, ona müdahale etmesi, onu tanımlaması son derece zor ve imkansız hale gelecek. Bunu da tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla dostlar ve bir de en önemlisi. Şimdi yönetimden Tulgar'ı rica ediyorum. Tulgar dedir Türk mühendislerinin inşa etmiş olduğu dostlar kan pilotunun kullanacağı başlıktır. Bu akıllı başlık dostlar düşünün bu başlık sayesinde pilotlarımız demin bahsetmiş olduğum Hürjet, Anka 3, Kızıl Elma gibi filoya dahil olan tüm araçları bakın bu şu anda ekranda görüyorsunuz Tulgar adı verdiğimiz Türk mühendislerin inşa etmiş olduğu akıllı başlık sayesinde sadece bu başlıkla dostlar bütün sevk ve idareyi yapabilecek. Bunlar dostlar gerçekten evet yani inanılmaz Türk sanayisinin teknolojisinin Bugün tüm dünyanın ağzını açık bırakan, hayretlere düşüren dostlar gelişmeleri ve faaliyetleri. Gerçekten evet bu arada bir mesajımız var. Kaan'la gurur diyoruz. Selamlar ve başarılar diyor. Teşekkür ediyorum Esat Hocam. Esat Dağtekin adlı bir hocamız bu şekilde. Süleyman Gelikkaya mesaj göndermiş. Teşekkür ediyorum. Evet dostlar. Dediğimiz gibi dün veci hürkuşun faaliyetlerine engel olanlar bugün kanun bu teknolojisine de, de kuyruk takmaya, karalamaya bu ülkenin çocuklarının ülkesinin gelişmesinden, hamlelerinden gurur duymasına engel olmaya çalışıyorlar. Çünkü her ne kadar bu ülkenin ekmeğini yeseler, suyunu içseler, hatta şunu da söyleyeyim, Bu ülkenin kaymağından beslenen kesim olsalar da ne yazık ki bir gerçek var bu ülkeye karşı en ufak muhabbet, vefa ve sevgi de taşımıyorlar. Dostlar sadece şu kanın test edilmesi için test e, tünellerine ihtiyaç var. Rüzgar test tünellerine ihtiyaç var. Bir tünelin inşası tam 100 milyon dolara mal oluyor. Dünyada birkaç ülkede bu. Avrupa'da sadece iki tane bu tünellerden var. Fakat Avrupa'daki o tünellere, o ülkelere götürüp bu uçaklarınızı test ettiğiniz zaman ne yapıyorlar? Hemen MR'ını çekiyorlar, bu uçağın teknolojisini kopyalıyorlar. Dolayısıyla ne yapmak zorundasınız? Böyle bir teknoloji geliştirmişseniz eğer bu uçağı mutlaka ülkenizde test etmeniz en doğru yoldur. Nihayetinde dostlar dünyanın en gelişmiş test tünellerinden birisi tam 100 milyon dolara ülkemizde inşa edildi. Orada hava akımı, şimşek, her türlü hava şartları test edilerek uçağın direnci, dengesi, aerodinamiği test edilebiliyor. Evet dostlar. Bugün Amerika'nın 5. nesil Raptor 22 F Raptor 22 diye tanımlanan uçağı dünyanın en gelişmiş 5. nesil uçaklarından birisi olarak kabul ediliyor. Fakat Amerika bakın bu uçağı şimdi görüyorsunuz Gazze olaylarında ne yapıyor İsrail'e Amerika? Kendisi, İsrail'i kendisinin bir eyaleti olarak görüyor. Onu koşulsuz olarak destek veriyor değil mi? Bakın koşulsuz olarak destek verdiği İsrail'e dahi F-22 Raptor uçağın dostlar Amerika İsrail'e dahi vermiyor. Yahudilere ver, dahi vermiyor. Ve bugün uluslararası hava teknolojisine ilişkin yayın yapan kuruluşlar F-22 Raptor'la dostlar kanı karşılaştırıyorlar onunla mukayese ediyorlar. Elimizdeki teknolojinin ne kadar güçlü ve büyük olduğunun anlaşılması açısından bu söylediklerim de son derece önemli. Evet dostlar, değerli tarih dostları, bugün sizler de uçuş tarihimizi anlattım. Milli uçuş tarihimizin hikayesini anlattım. Ne büyük travmalar, acılar yaşandığını, bu yolda ne büyük engellemelerle karşılaşıldığını, milli ve bağımsız bir devlet inşa, yani inşa etme yoluna ne büyük çileler çektiğimizin hikayesini anlattım. Sadece uçak imal etmemizi mi engellediler? Hayır. Milli devlet kimliği inşa etmemizi, milli bir anayasaya sahip olmamızı da engellediler. Türk milleti ne zaman bu ülkenin bu tip faaliyetleri destekleyecek siyasi iradelerin ülkenin iş başına geldiğini görseler, hemen kendilerine bağlı ordu içindeki kripto subaylara emir verdiler, darbe yaptırdılar ve ülkeyi kana ve gözyaşına boğdular. O siyasileri geri geldi astılar, yeri geldi zehirlediler, geri geldi suikastle yok ettiler. Dolayısıyla Türk siyasi tarihi dostlar dikkatle okunulması gereken, Türkiye'nin milli mücadelesi öyle 1923'te işte Cumhuriyet'in ilan edilmesi başlamış veya milli mücadele bitmiş bir süreç olarak düşünmeyin. Bizim ba tam bağımsızlık mücadelemiz bugüne kadar devam etmiştir. Çok önemli başarılar elde edilmiştir. Ama daha da elde edilecek çok mesafelerimiz ve yollarımız var. Onu da bilin. Her şey de bitmiş değil. Ama şu da önemli. Bizim kanı inşa etmemiz bu yolu çok önemli bir mesafedir. Bu da çok önemli. Şimdi yönetmenimden rica ediyorum. F-16'nın ilk uçuş testi var. Onu görüntülemesini rica ediyorum. Bakın pek çok uçak, şimdi F-16'yı görüyorsunuz uçuş testi başlıyor. İlk kez test ediliyor. Görüyor musunuz nasıl kalkıyor? Bakın. Rezalete bakın. Neredeyse kalkamayacak. Ve nihayet dostlar bu görüntüler o kadar fazla ki ilk uçakların ilk uçuş testlerini pek çok uçak ya kırıma uğramıştır ya düşmüştür ya da F-16 gibi gördüğünüz gibi yani tam anlamıyla bir ee, herkesi paniğe ve endişeye sürükleyecek bir nitelikte havalanma testi gerçekleştirmiş. Siz deminden beri yönetmenim yayınlıyor. Kaan'ın havalanma ilk uçuş testini en ufak bir problem yaşamadan ilk testini gerçekleştirdi. Buna rağmen bir takım kanından ve milliyetinden şüphe ettiğim insanlar ona dahi laf etme ona dahi söz etme ihtiyacı duydular. Halbuki emin olun kusursuz bir yükseliş, havalanma ve kusursuz bir iniş gösterdi. Bu kadar yüksek bir teknolojinin, bu kadar birbirinden bağımsız pek çok teknoloji içinde barındıran bir aygıtın sorunsuz bir şekilde ilk havalanmayı ve inişi yapması emin olun Türk mühendisliğinin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemli. Dolayısıyla dostlar, biz eleştiri yapmamız gerektiği yerde devlete eleştirimizi yaparız. Ama bu eleştiri devlet için yıkıcı ve onur kırıcı olmamalı. Bu milletin devletin olan samimiyetini muhabbetini zedeleyici olmamalı. Dolayısıyla bu noktada biz herkesi uyarmak ve durması gerektiği noktada herkesin dikkatli olmaya çağırmak zorundayız. Dostlar önümüz Ramazan. Aynen Kaan nasıl bir havalanma kusursuz bir havalanma iniş göstermiş. ilk testi başarıyla gerçekleştirmişse inşallah bu Ramazan ayı da biz hepimizin bütün milletçe ve İslam dünyası olarak manevi olarak güzel bir yükselişimize, irtifa kazanmamıza, imanımızın kemale erişte erişmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz. Bu anlamda coğrafyamıza kan ve gözyaşının hakim olduğu bu süreçte Ramazan'ı doğru değerlendirmek ve milli ve manevi değerlerindeki deformasyona ve dejenerasyona dur demek adına bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını niyaz ediyorum. Lütfen bizden de duanızı eksik etmeyin. Milletimizin gayret eden, çalışan, emek sarf eden, bu milletin geleceği için gözyaşı akıtan, ter akıtan her bir kardeşimize dualarınızı, desteğinizi eksik etmeyin. Bu anlamda bizim de bu ekranlarda doğru, nitelikli ve milli bir ve kalitede program seyrini devam ettirebilmemiz adına bizlerden de duanızı ve desteğinizi eksik etmemenizi istirham ediyorum. Evet dostlar, bugün Türk hava tarihinin, havacılık tarihinin hikayesini paylaştık. ibret almamız ve son derece Bizim zihin ve duygu dünyamızda bilgisi dahil olması gereken kritik bilgileri bugün paylaştık. Bugünkü program yolculuğumuzda bizimle birlikte olan, bizimle ekranda paydaşlık yapan tüm gönül dostlarımı muhabbet ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hatırlatıyorum, Ramazan ayında programımız iftar saatine denk geldiği için dostlar programımıza ara vereceğiz. Önümüzdeki Ramazan ayı süresince programımız yayında olmayacak. Ama Ramazan'dan sonra inşallah Allah emanetini almaz ve sağlık ve afiyet içinde olursak sizinle hemen Ramazan sonra için randevulaşıyoruz. İnşallah daha milli, daha kaliteli ve daha güzel konularla sizinle birlikte olmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyor. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla dostlar.